Tarihi kesik minareye külah taktılar. Tartışmaları da başlattılar. Bu alanın kesik minare gibi kimlikleşmiş sembol bir yapıyı özne alarak Antalya'da turizmi çeşitlendirme kaygısıyla ve ta 2. yüzyıla değen geçmişiyle bugün kale içinin her noktasında çıkan arkeolojik değerlerle birlikte açık hava müzesi olarak değerlendirilmesi aklın, bilimin, kentimiz Antalya'ya sahip çıkmanın gereğidir. Antalya kale içinde kesik minare olarak yerli yabancı tüm arşivlerde ve kent belleğinde yer edinen tarihi yapı restore ediliyor. Dünya Kültür Mirası'na aday gösterilen eserlerden biri olan minare, kent silüetinin temel değerlerinden biri. Kesik minare, milattan sonra 2. yüzyılda aslen Roma tapınağı olarak inşa edildi. Selçuklu ve Osmanlı döneminde cami olarak kullanıldı. 1896 yılında bölgede büyük bir yangın çıktı. Kubbesi ve minaresinin ahşap külahı yandı. Hasar görmesi nedeniyle ibadete kapatıldı. Yenilenmediği için de kesik minare adını aldı. Kesik minarede 123 yıl sonra restorasyon kararı alındı. Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışması kapsamında minareye külah takıldı. Minarenin doğal rengi de değişti. Birçok kurumun yer aldığı kale içi ortak akıl platformu, külahın eskiyi ezdiğini, kimliği yok ettiğini belirterek tepki gösterdi. Kesik minare önünden taleplerini açıkladı. Kesik minare yeniden Antalya hafızasında yer etmiş haline dönüştürülmeli ve bu alan açık hava müzesi olarak kente kazandırılmalıdır. Platform, açık hava müzesi talebinin takipçisi olacaklarını vurguladı. Bu, kent tanıtımına, turizme, turizm katma değerine ilave güç olduğu gibi bu tarihi değerin hepimizin hafızasında yer ettiği şekliyle gelecek kuşaklara aktarılmasının tek yoludur.